Paragrafta yardımcı düşünceye geçtik. Yardımcı düşünce, ana düşüncenin kolayca anlaşılmasını sağlayan ve parçanın inandırıcılığını artıran her türlü bilgi, olay ve örneklere diyoruz. Biz bizim dikkat etmemiz gereken şey burada fark ettiysek, dikkat edilirse yardımcı düşüncelerle ilgili sorular olumsuz yargı biçimiyle sorulmaktadır. Gördüğünüz gibi söylenemez, değinilmemiştir gibi. Bu şekilde bize var olan düşünceyi aktarmayı amaçlamışlardır. Ulaşılamaz gibi sorular görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemi kullanan bir resim eleştirmeninin süreç içinde soracağı sorulardan biri? olamaz demiş. Bakalım parçaya. Resim eleştirmenleri eserleri incelerken belirli bir yönteme bağlı kalırlar. Betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargıya varma olmak üzere dört işlem basamağını kapsayan bu yöntemle eserden bilgi edinirler. Yöntemin ilk aşamasında tabloda yer alan ve gözle görülen her nesne tek tek listelenir. İkinci aşamada bu nesneler resmin içine yerleştirilirken nelere dikkat edildiği örneğin konum, renk, kontrast, ton gibi niteliklerin nasıl kullanıldığı belirlenir. Üçüncü aşamada ressamın kullandığı nesneler ve bunların organizasyonuyla vermek istediği mesaj ortaya çıkarılır. Son aşamada ise o ana kadar elde edilen bütün verilen bir arada değerlendirilir. Eseri iyi veya kötü kılan özellikler ortaya konur ve incelenen eserin niteliği hakkında nihai karara varılır demiş. Bakalım verilmek istenen mesaj hangi obje ve varlıklar kullanılarak aktarılmaktadır? Betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargıya varma olmak üzere 4 işlem basamağıyla diyoruz. Ressam tabloda görülen bileşenlerin organizasyonunda nelere dikkat etmiştir? Burada dikkat ettiği resmin içine yerleştirilirken nelere dikkat edildiğini örneğin konum, renk, kontrast, ton gibi devamını getirmiş. Ressam bu eserinde tam olarak ne anlatmak istemektedir? Ressamın kullandığı nesneler ve bunların organizasyonuyla vermek istediği mesaj ortaya çıkarılır demiş. Ressam başarılı yahut başarısız yapan temel nitelikler nelerdir ressamı? Son aşamada ise o ana kadar elde edilen bütün veriler bir arada değerlendirilir, değerlendirilir. Eseri İyi veya kötü kılan özellikler ortaya konur demiş. Eser hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır diyor. Bunun parçada bir cevabı yoktur. Cevabımız E seçeneği.